Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bazen bu tarz haberler yalan çıkabiliyor. Ama işin sıkıntılı kısmı bu tarz bir haberin doğru da olabileceği. Sputnik'ten okuyorum haberi. CHP'li Grup Başkan Vekili Günnur Tabel, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğini açıkladı. Ve burada yanlış yazmışlar. Şu editörler keşke biraz daha dikkat etse şu yazılara. Hizmet pasaportu ve vize alan bu kişilerin neden geri dönmediğine dair tek bir bilgiye sahip değiliz. Dernek yönetimi farklı açıklamalarda bulunuyor. Herkes olayın iç yüzünü öğrenmek istiyor. Nedense başkanımız hala susuyor. Bu olayın açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bu olaya meclisi kim alet etti? Kimler götürüldü? Amacı neydi? Bunları öğrenmek hem meclis üyelerinin hem Yeşilyurt halkının hakkıdır, diye de devamı gelmiş. Buradan Kadıköy Belediyesi'ne sesleniyorum. Kadıköy'cüm, belediyecim, benim de çevreye duyarlı bir birey olmaya ihtiyacım var. Dengesiz bir insanım ben. Göztepe Hastanesi'nin oradaki ışıklarda az önce direğin yanına sıçtım. Ben böyle dengesizim. Beni hemen Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, neresi olursa oraya bir yollayın. Ben çevreye duyarlı bir birey olmalıyım. Ben dengesiz bir insanım yoksa. Lütfen şansımızı deneyelim. Ne olur ne olmaz. Bakarsın bizi de yollarlar. Fıkra gibi olay olduğu için gerçekliğini tabii ki tartışıyoruz burada. Bu bahsettiğim haberi kesin bir haber olarak görmeyin. Neredeyse bütün gazeteler paylaştı ama siz yine de tam doğru da olmayabilir gibi de düşünebilirsiniz bu tarz olayları. Gerçekleşmemesi, gerçekleşmeyecek olması anlamına da gelmiyor ama. Şahsen içinde benim de bulunduğum 45 kişiyi Almanya'ya götürsünler, dönmem. Ne döneceğim lan? Ortalama bir Türk vatandaşı için söylüyorum. Zaten %50'si asgari ücretle çalışıyor. 34-35 bin lira yılda para kazanıyorlar sözde. Bu da yetmezmiş gibi tükettiği ürünlerden de vergiler çok fazla sayıda alınıyor. Yani aslında arabadır, telefondur, bilgisayardır. Tam temel ihtiyaç olmasa da, telefon yine temel ihtiyaç da, birçok insanda olan bu şeyleri almak için onlara kıyasla çok fazla çalışıyorlar. Bugün bir hesapladığımızda bir Türk sene boyu çalıştığında 2000 dolar mı 2500 dolar mı ne, bu tarz bir para kazanıyor aslında. Ortalama bir Alman vatandaşıyla kıyaslarsak diyorum bunu. Her türlü giden kaçar yani. Geri kalan iki kişi de bu arada, asıl haber konusu olan o iki kişi, dernek başkanı ile yardımcısı mı neymiş, kerizim benim. Diğerleri ne güzel kaçmış. İnsanların yorumlarını okudum. Bu sabah erkenden düştü haber karşıma da. Daha erken de çekebilirdim ama yorumları biraz merak et. Alman polisi de öyle duracak, yakalamayacak bunları diyorlar. Bir ihtimal işte. Bir ihtimali bile güzel. Sonunda yakalanacaklar. Ülkeye geri döndüler diyelim. O sırada kaç para toplarlar? Tabii ki oradaki polis molis paraya el koyabilir ama illaki herkesin bir akrabası vardır Almanya'da. Onlar vasıtasıyla o parayı çoktan götürebilirler. Veya çok kapalı iş tipleri olabiliyorlar da yakalanmayabiliyorlar yıllarca. Nasıl yedirdiler acaba bunu belediyeye? Gayet planlı bir şey aslında. Öncesinden planlanmış. Bu kadar kişi gitmek istiyorsa, daha doğrusu kaçtıysa, bildiğin organize bir eylem var burada. Ama şu da var, tam da onların atlarına sevinemiyorum. O tarz hareketleri yapanların aşağı yukarı kim olduğunu biliyorum. Neye oy verdiklerini de biliyorum. Bizim başımıza bela edip kendilerini kurtarıyor da olabilirler. %100 emin miyim bu dediğimden? Değilim. %99 eminim. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Aranızdaki dengesizleri merak ediyorum. Baktınız kalabalığız. Belki bir ihtimal bizim belediyeler de bizi çevreye duyarlı vatandaş olmak için oralara yollayabilir. Kadıköy'cüm, belediyecim, Göztepe ışıklar, gidin kontrol edin. Çok dengesiz insanım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.